Merhaba, bir söz sırasında daha beraberiz ve özellikle de Pınar Gültekin'in öldürülmesi ile ilgili olarak yapılan tartışmalar ve kadın katliamlarının bu kadar yoğun hale gelmesiyle birlikte aslında İstanbul Sözleşmesi üzerine biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü hükümet İstanbul Sözleşmesi'ni onaylanmış sözleşmelerden çıkarmayı hedefliyor ve birçok tartışma yürüyor. Gökkuşağından tutun da kadınların biat etmesine ilişkin bir takım söylemleriyle birlikte aslında kadını ve tümüyle cinsiyet kimliklerini, cinsel yönelimleri dışlamayı, ötekileştirmeyi hedefleyen bir tutum içinde. İstanbul Sözleşmesi ne? Aslında kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Sözleşme çok değerli bir takım yeni adımlar atılmasına olanak sağladı. Toplumsal cinsiyetin ilk kez tanımlandığı, toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl kadını dışlamayı ve biat etmesini, ailenin bir parçası olarak söz çıkarmamasını tanımlayan özelliklerini vurguladı ve toplumsal cinsiyet rollerinin kültürler, inançlar gerekçe gösterilerek kadını baskılayan, yok sayan yaklaşımını gözler önüne serdi ve bunun aslında kadına yönelik şiddeti artıran özelliklerini de bir biçimde tanımlamaya çalıştı. Bir insan hakları ihlali olarak tanımlıyor kadına yönelik şiddeti İstanbul Sözleşmesi. Ayrımcılığın bir türü olarak kabul ediyor ve bu tür şiddete karşı yeterli tepkiyi vermezse devletlerin bundan sorumlu olacağını ve bunun için önleme, koruma ve cezalandırma mekanizmalarının işlemesi gerektiğini tanımlıyor. Özellikle dünyanın pek çok yerinde kadın sünneti örneğin kadına yönelik bir şiddet ve ayrımcılık olarak hayatımızın bir parçası ve kadın sünnetlerine ilişkin bir takım adımlar atılması, zorla evlendirmelerin ortadan kaldırılması, ısrarlı takiplerin, zorla kürtajların, zorla kısırlaştırmaların suç olarak tanımlanmasını getiriyor İstanbul Sözleşmesi ve bunları bu ciddi suçları hukuk sisteminin içinde yerleştirmeyi öngörüyor. Tabii kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetiyle ilgili devletin her kurumunun ve gerekli hizmetlerin işbirliği içinde oluşturulmasını tanımlıyor ve burada yalnızca devletlere değil aslında sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde devletin çalışarak devlet uygulamalarının toplum içinde de yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Örneğin önleme ile ilgili nasıl zorunluluklar var? Kadına yönelik şiddeti kabul edilebilir gösteren her türlü davranışı, toplumsal cinsiyet rollerini ve buna ilişkin tiplemeleri değiştirmek gerektiğini tanımlıyor. Örneğin sesinizi çıkarmasanız ne olur diyen birçok sosyal medya hesabını gördük. Pınar Gültekin'in ölümünün ardından ve şiddete uğrayan kadınların bu şiddeti ifşa etmesinin ardı sıra. Dolayısıyla bunların her biri aslında suç niteliğinde. Kadını ayrımcılıkla ve şiddeti kabullenmeyle ilgili bir takım adımlara yönlendirmeye çalışan her türlü açıklama aslında suç niteliğinde. Yalnızca şiddeti uygulayan değil, bu şiddeti olumlayan ya da bu şiddeti meşrulaştırmaya çalışanlar da suç işlemiş oluyor İstanbul Sözleşmesi'ne göre. Tabii ki şiddete uğrayan kadınların özellikle bu şiddeti fark etmemesi ya da bu şiddeti şiddet olarak görmemesi de mümkün. Çünkü toplumsal cinsiyet rolleri bazı şiddet tiplerini aslında meşrulaştıran yaklaşımlar tanımlayabiliyor. Örneğin bir çift birlikte ve dışarıda çalışırken
kadının toplumsal cinsiyet rolleri gereği eve geldiğinde evin temizliğinden, yemekten ve çocuklardan da sorumlu olması aslında çok ciddi bir eşitsizlik ve ayrımcılık anlamına geliyor. Ev içi emeğin görünmez kılınması söz konusu oluyor ve bu bir şiddet biçimi bir taraftan da ya da eşlerden birinin diğerine sosyal ilişkilerinde sınırlayıcı yaklaşımlar göstermesi de gene bir şiddet biçimi ve dolayısıyla arkadaşlarıyla örneğin görüşmesini engellemek, arkadaşlarıyla ilişkilerini sınırlamak bir şiddet biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Giymek istediklerini giymesini engelleyen tutumlar ya da ekonomik olarak şiddet uygulamaları, örneğin kadının kazancını el konması, bu tür yaklaşımlar içinde. Dolayısıyla bunların şiddet olduğunu, ayrıca şiddete uğrayan kadınlara da aktarmak, paylaşmak ve dolayısıyla bilinçlendirmek önleme davranışlarından birisi. Tabii özellikle eğitim içinde de bunların her birinin müfredata yerleştirilmesi ve çocukluk çağından itibaren kadına yönelik şiddete, cinsiyetçi yaklaşımlara ilişkin farkındalık kazandırmak önemli. Tabii basınla ve sivil toplum örgütleriyle de işbirliği içinde bu çalışmaları yapmaya ihtiyaç var. Korumaya ilişkin bir takım önlemler tanımlıyor gene sözleşme ve özellikle de şiddete uğrayanların güvenlikleri için bütün önlemlerin tam anlamıyla alınmasını öngörüyor. Ama biliyoruz ki örneğin şiddete uğrayan kadınlar sonunda öldüklerinde defalarca koruma talep etmişler, uzaklaştırma talep etmişler, şiddete ilişkin bilgilendirme yapmışlar kurumlara ama hiçbir önlem alınmamış. 35 kez talepte bulunup sonunda öldürülen kadınlar var bu ülkede. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin ne anlama geldiğini böylece görüyoruz. Bu korumayı yapmayan devlet sorumlu oluyor. Evet, yalnızca koruma değil, yargılama süreçleri ve cezalandırma da çok önemli. Özellikle kadına yönelik şiddetin suç olarak tanımlanması ve hiçbir meşrulaştırmayla karşı karşıya kalmaması bekleniyor. İstanbul Sözleşmesi aslında yalnızca kadını değil, çocukları, insanı koruyan bir sözleşme. Çünkü şiddetin olmadığı bir toplumu öngörüyor. Şiddetin olmadığı bir toplum hepimizin barış içinde bir arada ve eşit bireyler olarak, eşit özneler olarak bu toplumda var olmamızı sağlayacak. O nedenle İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçme davranışı aslında toplumun zarar görmesini, toplumun örselenmesini ve sonuç olarak bir toplum olabilme özelliğimizi ortadan kaldıran bir yaklaşım olacaktır. O nedenle önemli, İstanbul Sözleşmesi'ne yalnızca kadınların değil, aslında bu topraklarda yaşayan bütün yurttaşların sahip çıkması gerekiyor ki biz barış içinde bir toplum olarak yaşamayı başarabilelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki söz sırasında yeniden sizlerle bir arada olmayı umuyorum. Hoşça kalın.